Bilimsel Gündem. Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 39. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere seçim stresiyle mücadeleden, depremden geriye kalanlardan, bağırsak mikrobiyatasının cilt hastalıklarıyla ilişkisinden bahsedip, depremden kalanlar başlıklı çalışmayla ilgili konuların uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin ilk dekanı olan Turhan Baytop'u tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz seçim stresiyle mücadele. Seçimler genellikle insanlar için streslidir. Ancak beklenen seçimle ilgili stresin olası fiziksel sonuçları ve bunun etkisine karşı koyma yolları üzerine araştırmalar sınırlıdır. Yapılan bir çalışmada seçimle ilişkili stresin fiziksel sağlık sonuçları ve sonuçlarla başa çıkma yöntemlerinin etkinliği değerlendirildi. Araştırmada Amerika'da 2018 seçimleri süresince seçimden 22 gün önce ve 7 gün sonraya kadar katılımcıların fiziksel sağlığını anlamaya yönelik formları doldurmaları istendi. Çok düzeyli modellerden elde edilen sonuçlar, katılımcıların seçimle ilgili streste artış deneyimlediklerini ve bununla başa çıkmada zorlandıklarında günlük olarak kendileri tarafından bildirilen fiziksel sağlıklarının bozulduğunu gösterdi. Sonuç olarak seçimle ilgili beklenti stresinin insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği gözlendi. Stresle başa çıkmada problem analizi diye adlandırılan gelecekteki stresli durumların sebep ve anlamı üzerine düşünme modelinin seçim stresiyle oluşabilecek fiziksel sorunları yönetmede önemli rol oynadığı gösterildi. Bu makale Sage Journal'da yayımlanmıştır. Araştırmacılar doğal afet sonrası gelişen akut dönem semptomları ile ilgili bir makale yayımladılar. Japonya'da volkanik patlama, toprak kayması, sel ve deprem olmak üzere 4 farklı afet tipiyle bunlara has akut dönem zihinsel bozukluklar arasındaki ilişkiyi gösteren bir çalışma yayınlandı. Çalışmada 3 yıllık bir dönemde psikiyatrik destek sisteminden faydalanan 1806 kişinin verisi ele alındı. Doğal afetler sonrası en fazla gözlenen akut dönem semptomları anksiyete, uyku problemleri, duygu durum, duygulanım bozuklukları ve fiziksel rahatsızlıklar olarak gözlendi. Akut stres bozukluğu ve uyku bozuklukları yaşayanların ise daha çok kadınlar olduğu tespit edildi. Depremden bir süre sonra kişilerin %12'si depresyon ve manik depresif durum, %10,7'si akut stres bozukluğu, %7,2'si ise uyku bozukluğu tanısı aldı. Sonuç olarak afet durumlarında özellikle akut dönem belirtileri göz önüne alındığında özellikle anksiyete ve uyku problemlerine yapılacak erken müdahalenin sonraki zihinsel ve fiziksel sağlık durumuna katkı sağlayabileceği düşünüldü. Bu makale International Journal of Environmental Research and Public Health'te yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Bahadır Geniş'in yorumlarına yer vereceğiz. Merhabalar, bugün sizlerle 2016 yılında meydana gelmiş olan Kumamoto depremi mağdurları arasında yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Bu araştırma depremde hayatta kalan insanlar arasında depresyon, uykusuzluk ve travma sonrası stres bozukluğunun yaygınlığı ile ilgili önemli bulgular sunuyor. Ayrıca araştırma COVID-19 pandemisi döneminde bu klinik tabloların nasıl etkilendiğine dair de bir ışık tutuyor. Depremler toplumların ve bireylerin hayatlarını derin izler bırakabilen ciddi olaylar. Bu durumu biz 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde de yakından hissettik. Bu makalede incelenen Kumamoto depremi ise aynı zamanda COVID-19 pandemisi gibi ciddi bir krizle çakışmış.
Bu durumda deprem sonrası toparlanma sürecinin daha karışık hale gelmesine aracı olmuş. Çalışma 2020 yılında kesitsel olarak yapılmış ve 8.966 kişi de yapılmış ve geniş bir örneklem ele alınmış. Deprem mağdurları arasında depresyon, uykusuzluk ve olası travma sonrası stres bozukluğunun yüksek bir yaygınlığa sahip olduğunu gösteriyor. Çalışmada psikolojik stres %12 gibi bir örneklemde bulunurken uykusuzluk %35, olası travma sonrası stres bozukluğu ise %4.1 oranında olduğu gözlenmiş. Bu sonuçlar depremin etkilerinin fiziksel yıkımdan öte ruhsal hastalık üzerine de derin etkileri olduğunu vurguluyor. Ancak daha da dikkat çekici olan pandeminin bu psikolojik stresi arttırıcı bir faktör olarak ortaya çıkması. Yeni çalışmada kadın cinsiyet, istenilen yeterlikte olmayan konutlarda kalmak, yalnızlık, COVID-19 kaynaklı aktivite azalması ve yine COVID-19 kaynaklı gelir azalması psikolojik sorunlarla önemli ölçüde ilişkili olarak bulunmuş. Bu durum toplumun zaten travmatik bir deneyimden geçtiği dönemde sosyal izolasyon, belirsizlik ve korku gibi yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Bu araştırma deprem ve pandemi ile ilişkili faktörlerin psikolojik sağlık üzerindeki etkilerini anlamak açısından da büyük önem taşıyor. Çalışmada elde edilen bulgular, deprem ve kriz sonrasında toparlanma süreçlerinde destek sağlanması gereken alanları belirleme konusunda gerçekten yardımcı olabilir. Aynı zamanda bu çalışma, toplumların benzer kriz dönemleri yaşaması durumunda nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili de önemli bir perspektif sunmaktadır. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Yediklerimize dikkat. Bağırsak mikrobiyatasının cilt hastalıkları üzerindeki etkilerini inceleyen bir yayında özellikle sedef hastalığı olarak bilinen psoriyazis, atopik dermatit, seboreik dermatit, akne ve cilt kanseri gibi cilt hastalıklarının bağırsak mikrobiyatasındaki bozukluklarla ilişkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bağırsak mikrobiyatasını düzenlemek için diyet ve diğer yaşam tarzı faktörlerinin önemi de vurgulandı. Örneğin, lifli gıdaların tüketimi bağırsak mikrobiyatasını zenginleştirerek cilt sağlığına faydalı olabileceği belirtildi. Bağırsak mikrobiyomunu hedefleyen prebiyotiklerin ve probiyotiklerin cilt sağlığını hedeflemek için kullanılabilir olduğu belirtildi. Sonuç olarak bağırsak deri mikrobiyataları ilişkisinin terapötik ve kozmetik uygulamalarda heyecan verici bir araştırma alanı oluşturmakta olduğu gösterildi. Bu makale Microorganisms'te yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı İz Bırakanlar köşemizde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin ilk dekanı olan Turhan Baytop'u tanıyacağız. Merhaba. Ben Profesör Doktor Turhan Baytop. 1920'de İstanbul Üsküdar'da doğdum. 40 yılı aşkın bir süre İstanbul Üniversitesi'nde çalıştım ve eczacılık alanında bir sorumluluk görevi üstlendim. 1941'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı Mektebi'nde okudum ve 1948'de Eczacı Mektebi Farmakognozi Kürsüsü Asistanı olarak göreve başladım. Ardından bir yıl Paris Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Kürsüsü'nde bilgimi arttırdım. Eczacı Okulu'nun tıp fakültesinden ayrılıp Eczacılık Fakültesi haline getirilmesi gerektiğini düşünüyordum. Ve bunun için benimle aynı fikirde olan öğrenci ve öğretim üyeleriyle birlikte oldukça çaba sarf ettik. 1953'te evlendiğim sevgili eşim ve meslektaşım Asuman Baytop ile 1963'te profesör oldum. Ve aynı yılda resmen kurulan İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin ilk dekanı oldum. Farmakognozi ve eczacılık tarihi profesörü olarak Türkiye'nin tıbbi bitkileri, Türkiye'nin florası ve Türk eczacılık tarihi konularında araştırma ve çalışmalar yaptım. Türk eczacılık tarihi ve toplantılarını, bitkisel ilaç ham maddeleri toplantılarını başlattım. Fakülte içinde bir eczacılık tarihi müzesi kurdum. Yaşamım boyunca 13 kitap ve pek çok araştırmam yayınlandı. Doğaya tutkun, Türkiye bitkilerine meraklıydım. 10 binden fazla bitki türünün yetiştiği Türkiye'de binlerce yıldır
halk arasında ilaç olarak kullanılan bitkiler hakkında bilgi toplamak amacıyla 55 yıldan fazla bir süre Anadolu'da bilimsel geziler yaptım. 1987'de yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldım. Fakat bilimsel araştırmalarıma devam ettim. Kısa bir rahatsızlıktan sonra İstanbul'da 25 Haziran 2002'de aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahse geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.